Yusuf Kaplan. Birey ve fert, kişi ve şahsiyet. Fertle birey aynı anlama gelen, aynı dünyalara işaret eden kavramlar mıdır? Elbette ki hayır. Farkın farkı. İnançlara, felsefelere, kültürlere ve bunların dayandığı değerlere saldırılmaz. İnsan olmanın farklı inançlarla, felsefelerle, kültürlerle ve değerlerle birlikte yaşayabilmenin olmazsa olmaz asgari şartıdır bu. Başkasına saldırmadığı, başkasının inancını yok saymadığı, kendi inancını başkasına dayatmaya kalkışmadığı sürece farklı inançlar, felsefeler, kültürler, sözün özü değerler, duyarlıklar, zevkler, beğeniler zenginliktir ve sinerji kaynağıdır. Farklılık okunmayı bekleyen, deşifre edilmesi gereken bir ayet bir işarettir. Yola çıkan insanların yolda olmalarını sağlayacak yol haritasının yapı taşlarını oluşturan bir alamettir. Farklılığı bir dinin veya felsefenin alameti farikasıdır, ayır dedici kendine özgü özelliği. Ferdin ferdiyeti ve biricikliği. Her farklılık bir ferdiyet alametidir. Ferdiyet biriciklik demektir. Allah Celle Celalü ferddir, benzeri olmayan yegane biricik. İbn Arabi Hazretleri Füsusul Hikeminde alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin temel vasfının ferdiyet özelliği olduğuna dikkat çeker ve özelliğini enfes bir şekilde izah eder. Fertle birey aynı şeyler değildir. Fert, kendini aşan, aşkına ulaşma kaygısını taşıyan, kemal merdivenlerini tırmanan şahsiyettir. Birey ise nefsini kutsayan, Bırakınız kendini aşabilmesini, kendine bile ulaşamayan, o yüzden de nefsinin kulu kölesi olan, nefse emmaresinin, hapishanesinde nefes alıp veren kişi. Farklılığa saygı, hem biricikliğe saygıdır, hem de biricikliğin okunmasını, deşifre edilmesini, anlaşılmasını ve gün yüzüne çıkarılmasını mümkün kılan akıl, muhayyile, düşünme melekelerinin bizatihi kendilerine saygıdır. Ferd, İnsanı alelade'den fevkalade'ye ulaştırır, insana nev-i şahsına münhasır bir şahsiyet kazandırır. Birey hapishanesi. Bireyin dünyası alelade'nin istilası altındadır. Fevkaladeye dünya kadar uzaktır, yabancıdır. Hiçbir insan birbirine benzemez. Dış görünüşleri bakımından da, iç dünyaları bakımından da ama içinde yaşadığımız modern, postmodern dünya, bütün insanları birbirinin kopyesi, deyim yerindeyse popüler kültür ikonlarının, ikonalarının klonları, gönüllü köleleri haline getirerek yaşarken öldürür, canlı cenazeye dönüştürür. Ne demişti bilgi adam Göte? En iyi köleler kendilerini özgür zanneden kişilerdir derken boşuna konuşmuyordu. Gelmekte olanın nasıl geleceğini haber veriyordu. Paris şairinin modernliğin bütün ayartıcılığıyla doyum noktasına ulaşarak yaşadığı, cehennemde bir mevsim olarak tarif ettiği 19. yüzyılın dünyasının plastik başkenti Paris'inin günümüzde hortlayan, klonlanan insanlarını, daha doğrusu insanımsılarını mı anlattığını aynı zamanda diye sormak bile gereksiz. Birey kendi değil, nefsi ön planda olan kişidir. Evet, onca ego şişkinliğine rağmen adeta anonim bir kişi. Her biri birbirinin aynı olan, aynı duyarlıkları, zevkleri, siz bunu duyarsızlıkları, zevksizlikleri olarak okuyun, paylaşan, nefse emmaresinin henüz beden zevklerini aşamayan, nefs hapishanesinde yaşayan ama bunun bile farkında olamayan insan altı bir beşerden söz ediyoruz. Beşerlikten insanlığa yükselememiş, sadece tüketme, hız, haz ve ayartıyla uyarılan bir insanımsıdan yani. Ruhu çalınmış bir varlık. Bedeninin, bedensel hazlarının kölesi olmuş. Yiyen, içen, çiftleşen, sadece tüketen, tükettikçe tükendiğini de fark edemeyecek kadar ruhunu yitirmiş. İnsanlığın sorunlarına karşı duyarsızlaşmış. Sadece benini, kendi egosunu, çıkarlarını, daracık dünyasını düşünen. Kendisi dışındakileri cehennem olarak gören bir insanımsı bu ez cümle, birey mülk alemine hapsolan, sahip olma güdüsünün güttüğü, popüler kültürün ürünü bir sürü aslında. Mülk aleminde meliklik taslayan biri, her şeye hakim olma güdüsüyle hareket ettiği için aslında Weber'in demir kafesine hapsolan, anlam krizinin ve özgürlük kaybının eşiğinde kıvranan, ruhunu yitirmiş, ruhunu yitirdiği için de bir yok insan fertse melekut aleminden sütemen olma, olgunlaşma, kemal merdivenlerini ağır ağır tırmanma kaygısıyla nefes alıp veren, attığı her adımda meleksi melekeleri gelişen, yüreği genişleyen, mülk alemini cennet bahçesinin rengine, dokusuna, kokusuna büründüren uzun yol yolcusu. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak'tan